Merhaba arkadaşlar, Her Şeyi Bilen Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz Beko çamaşır makinesindeki zaman geciktirme özelliği nasıl kullanılır bunu anlatacağım. Öncelikle bunu ne için kullanıyoruz? Özellikle çalışan ev hanımların çok büyük işine yarayacak bir özellik bu. Diyelim ki sabah 8'de çıkıyorsunuz, akşam 6 gibi evinize geliyorsunuz. Geldiğinizde çamaşırı başlattınız. 3 saatlik program örnek veriyorum. 9-9.30 gibi anca bitiyor. Astınız tabii ki kuruması pek olası değil. Bunun yerine siz evde yokken makinenizi belirli bir saate kuruyorsunuz. Makineniz sizin belirlediğiniz saatte çalışıyor. Bunun hesaplamalarını yapmak artık sizin geliş saatinize göre size kalmış bir durum. Makineyi açıyorum. Örnek veriyorum. Pamuklu 2 saat 19 dakikalık bir program. Normalde start'a basıyoruz. Siz işe gitmeden önce start'a basmıyorsunuz. Şurada saat işareti olan butona basıyorsunuz. Ortalama 7 saat. Şuradan ayarlayalım. 8 oldu. Bir tur daha arttıralım. 6, 7. Diyelim ki 7 saat sonra başlasın. Tekrar şuradan normal yıkamaya yapıyormuş gibi start'a basıyorsunuz. Evet. Zaman geciktirme butonu yandı. Artık makina aktif hale geldi. Sesi duydunuz. Kapıyı da kilitledi. Bu ne demek? Makinanız 7 saat sonra yıkamaya başlayacak. 8'de kurdunuz. 7 saat 3'e denk geliyor. Yani 3 gibi makinanız çalışmaya başlayacak. Program ortalama 2-2,5 saatlik. 5,5-6 gibi makina direkt programı bitirmiş olacak. Normal rutininde. Siz geldiğinizde sadece tek yapmanız gereken kapağını açıp çamaşırlarınızı alacaksınız, asacaksınız ve zamandan çok büyük tasarruf edeceksiniz. Az önce gördüğünüz gibi 16, 17 hatta 18 saat sonrasında bir gün sonrasına bile kurulum yapabiliyorsunuz. Şu an makina sayaca düştü. Yani 7 saatten geriye doğru saymaya başladı. 7 saat tam dolduğunda makina siz sanki starta kendiniz basmışsınız gibi. Makine normal bir şekilde programa başlayacak ve programın belirlediğiniz programın süresine bağlı kalarak o saatte bitirecek. Dediğim gibi zamandan büyük tasarruf etmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6.59'a düştü. Şu an sayaç işliyor. Bu özelliği dediğim gibi özellikle çalışan ev hanımların çok büyük işine yarayacak. Bunun dışında korkacak herhangi bir durum yok bunda ama böyle tesisatınıza güvenmiyorsanız veya makinanız çok eski bir makinaysa, herhangi bir su kaçağı veya bir arıza yaşamışsanız tabii siz yokken çalışması çok sağlıklı değil. Ama makinanız yeni güveniyorsanız ve herhangi bir şekilde tesisatınızda da problem yoksa gönül rahatlığıyla siz evde yokken makinanızı çalıştırıp gidebilirsiniz.